Bir çakma hafıza kartına 100 TL bayıldım. Bu seviye olması çok önemli. Çakma olup olmadığını, hafıza kartını elinize aldığınızda nasıl anlarsınız? İlk önce onu dile getireceğim. Ve bunların hiçbirini tutturamıyor arkadaşlar. Samsung'un o ülkede kesinlikle üretim yapmadığını fark ettim. Harika bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda Samsung'un Evo Plus hafıza kartının incelemesini yapacağız. Bu hafıza kartını niçin inceliyorum? İlk önce şunu belirteyim. Piyasada o kadar çok çakmasını satıyorlar ki anlatamam. Yani hayvan gibi çakmasını satıyorlar. O yüzden bu videonun hem bir kutu açılışı olmasını hem de sizlere bir hafıza kartının çakma olup olmadığını nasıl anlamanıza yardımcı olacağım. Daha önce çünkü yaklaşık 128 GB'lık bir çakma hafıza kartına 100 TL bayıldım. Bu da canımı fazlasıyla acıttı. O yüzden gittim orijinal hafıza kartını aradım, taradım, buldum ve aldım. Daha önce yine bir tane daha almıştım. Bu ikinci, hatta üçüncüyü de alacağım şimdi inşallah. Bu konularda yaşadığım tecrübeleri sizinle paylaşacağım. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü eğer bir hafıza kartı alacaksanız birazdan anlatacağım özelliklerine fazlasıyla dikkat etmeniz gerekmekte. Gelelim ilk önce Samsung Evo Plus hafıza kartımızın paketine ve açılımına. Arkadaşlar orijinal bir pakettir. Kesinlikle çakma ürün değildir. Bunu elinize aldığınızda bile malzeme kalitesinden fazlasıyla iyi hissedebilirsiniz. Hemen arka tarafındaki kabartmalı yazılardan, bilgilendirmelerden fark edebilirsiniz. Bakın bilgilendirme metni Türkçe bir şekilde yazılmış ve o kadar dengeli yapıştırılmış ki oldukça iyi, fazlasıyla iyi ve hafıza kartımız yağmura, mıknatısa, X-ray cihaz ışınlarına ve yüksek sıcaklıklara fazlasıyla dayanıklı ve bu hafıza kartı bize 10 yıllık bir garantiyle geliyor. Bu oldukça iyi bir garanti. Yani 10 yıl demek ciddi bir rakam. Arkadaşlar 10 yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz. Bakın son 10 yılda teknoloji nereye geldi? Siz de çok iyi biliyorsunuzdur eğer araştırıyorsanız. 10 yıl sonraki teknolojiyi ben hayal bile edemiyorum. Hafıza kartımız U3 sınıfı bir hafıza kartı. Bu da yaklaşık en düşük. Burada 60 megabit hız yazmışlar ama U3'ün mantığı şu: en düşük 30 megabit yazma hızı demek arkadaşlar. Bunun 60 megabit olması oldukça iyi. Fazla iyi. Birazdan bilgisayar üzerindeki denemeleri de size göstereceğim. Ekrana gelecek hepsi. Ondan önce hafıza kartının paketini açalım ve yakından bir göz atalım bakalım bizi neler bekliyor. Hemen arka tarafında şöyle göstereyim. Makasla kesmeniz için bir yer gösterilmiş. Orayı şöyle keselim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kestik. Tabi böyle çıkmıyor arkadaşlar kart. Hemen yan taraflarını kesmeniz lazım. Bakın şöyle bakarsanız, dikkatli bir şekilde bakarsanız şurada bir kabaran yer var. Yani o kabaran yeri kesmeniz fazlasıyla yeterlidir. Onun iç tarafını hemen çıkartıp kullanabilirsiniz. Şöyle dikkat edin, hafıza kartını da kesmeyin. Şöyle keseyim. Buraları kestiğinizde herhangi bir sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Kesinlikle tereddüte düşmeyin. Garantiniz falan iptal olmayacak. Ve kestik. Sanırım tam da kesememişim. Bakın şu taraf bir şey kalmış. Yine de böyle iyi oldu. Şöyle çıkartıyoruz ve hafıza kartımız bizi bir plastik bir pakette karşılıyor. Oldukça iyi bir paket. Biraz gıcırdıyor, içimi bir tuhaf ediyor ama olsun. Paket üzerinde yine bazı numaralandırmalar var. Plastik değerlerini falan yazmışlar. Ve hafıza kartımız şu an karşımızda. Oldukça güzel, şık bir tasarım var arkadaşlar. Elimden çıkarmadan şöyle birazcık bahsetmek istiyorum. Aslında burada çakma hafıza kartlarından bahsetsem oldukça iyi olacak. Çakma hafıza kartlarından arkadaşlar yine Samsung'un 256 GB'lık ürünü karşıma geldi. Bu tarz ürünlerin genelde hep yüksek GB'lı olanlar çakmadır arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Eğer bir ürün yüksek GB'lı ve piyasaya göre oldukça uygun satılıyorsa bilin ki o ürün çakmadır ve harici kaynaklarda çok büyük sıkıntılara girersiniz. O yüzden aldığınız yere çok dikkat etmeniz gerekir. Mesela ben geçen gün 256 GB'lık yine bir Samsung Evo U3 hafıza kartı alacaktım. Çakma olup olmadığını şurada köşedeki yeri görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın beyaz bir yer var. Bakın şöyle geliyor. Tırnaklarım da biraz büyümüş ama kusura bakmayın. Şuradaki beyaz yer var. Bakın şerit, yani hafıza kartının komple etrafını dolanmış. Bu şerit hemen şu son tarafında fabrika hatası vardı. Yani şuradaki gördüğünüz gri renk oraya da geçmiş arkadaşlar. Orayı da boyamışlar. Oradan orijinal olmadığını fark ettim. Ve hemen satan kişiye bilgisayar üzerinden deneme yapıp bana fotoğrafını atmasını istedim. Çünkü çakma olacağından şüphelendim fazlasıyla arkadaşlar. Ve hafıza kartı aynı düşündüğüm gibi, sadece şuradaki küçük hata sayesinde fark etmem dolayısıyla hafıza kartının çakma olduğunu anlamış oldum. Hafıza kartının testinde yaklaşık 10 megabit hız çıktı arkadaşlar. 10 megabit oldukça düşük çünkü Class 10 seviyesinde kart ve %100'ünün dolma ihtimali bile çok düşük. O yüzden bu kartları alırken çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü çoğu bozuk geliyor. Bozuk geldiği için çok büyük sıkıntılar yaşatıyor. Bu konulara çok fazla dikkat edin. Evet, hafıza kartımızı hemen çıkartalım. Şöyle üst taraflarında yerler varmış. Hop, düştüler. Hemen şöyle alalım. plastiğimizi kenara bıraktık ve hafıza kartımızın hemen alt taraflarına gelelim. Oldukça güzel bir tasarım arkadaşlar. Malzeme kalitesi oldukça iyi. Yani Samsung eski modellerinde şunu vermiyordu, adaptörü vermiyordu ama artık veriyor. Oldukça iyi. Ben gayet beğendim. Gayet iyi, tertemiz. Çakma kesinlikle değil. Çünkü üzerindeki boya kalitesinden falan anlıyorsunuz. Boya kalitesi bakın parlıyor. Şöyle göstereyim. Farklı bir parlayan boya var. Oldukça iyi. Ben gayet beğendim. Yazma ve okuma hızlarını şimdi ekrana getireyim. Onlara bakın. Yazma ve okuma hızları bu şekilde arkadaşlar. Yazma ve okuma hızları SanDisk ile neredeyse birbirine yakın. İki markada oldukça iyi arkadaşlar. Diğer iyi markalar da var. Toshiba olsun, Sony olsun, Lexar olsun, Transkart olsun. Bunlar da iyi markalar ama bunların tabii ki düşük versiyonlarını değil en üst seviyelerini almanız gerekiyor. Aksi takdirde verdiği performans hiçbir işinizi görmeyecektir. Şöyle hafıza kartını birazcık daha yakından göstereyim arkadaşlar. Bakın hemen sağ alt tarafında U3 yazıyor. U3 yazıp yazmamasına çok fazla dikkat edin. Çünkü bu seviye olması çok önemli. Yazma ve okuma hızlarında feci şekilde fark yaratabiliyor. Ve gelelim en önemli noktaya arkadaşlar. Bir hafıza kartının çakma olup olmadığını, hafıza kartını elinize aldığınızda nasıl anlarsınız? İlk önce onu dile getireceğim. İlk yapmanız gereken arkadaşlar dış rengine. Yani bir hafıza kartı nasıl gözüküyor? Defoları var mı? Üzerinde herhangi bir hatası var mı diye yakından incelemeniz gerekiyor. Bu hafıza kartı gördüğünüz gibi oldukça kaliteli ve güzel duruyor arkadaşlar. Ben gayet beğendim. Performansı da inşallah mağdur etmeyecektir. Orijinal olmayan hafıza kartında kesinlikle şu gördüğünüz Samsung yazısı, Evo yazısı, Plus yazısı falan farklı renklerde oluyor ve bunların hiçbirini tutturamıyorlar arkadaşlar. Ve hemen şurada gördüğünüz şu beyazlık genelde siyah oluyor arkadaşlar. Bu siyah olduğu zaman şüphelenin ama tabi bazı orijinal hafıza kartlarında burası siyah oluyor. Ona da dikkat edin. Çünkü bir hafıza kartının orijinaliyle kıyaslanmıyor sürece de kesinlikle farkı anlamayacaksınız. Ve dikkat etmeniz gereken en önemli yerlerden bir tanesi de hafıza kartının arkası arkadaşlar. Hafıza kartının arkasını çevireceksiniz ve nerede üretildiği ile ilgili bilgiye çok dikkat edin. Çünkü benim çakma olarak yakaladığım hafıza kartının arkasında üretim yeri olarak Tayvan gözüküyordu. İnternetten Tayvan'ı araştırdım. Samsung'un o ülkede kesinlikle üretim yapmadığını fark ettim. Bu da büyük bir çakma ve çakma olmayan hafıza kartları arasındaki ayrımdır arkadaşlar. Ve eğer hiçbirisinde sıkıntı yoksa, eğer hala anlamadıysanız farkı, eğer hafıza kartının üzerinde de yüksek bir hızla kayıt yaptığı ve dosya aktarımı veya yüklemesi yaptığı yazıyorsa bu konuyu da hemen yakından bir bilgisayar denk getirin. Çünkü vereceğiniz para oldukça yüksek bir para. Hemen bir cihaz denk getirin arkadaşlar. Bir bilgisayar denk getirin. Bilgisayara hafıza kartını takın ve içerisine 5-10 GB'lık bir dosyayı atın. Eğer yüksek hızlar görüyorsanız bilin ki bu hafıza kartı orijinal. Eğer yüksek hızlar görmüyorsanız, düşük hızlar görüyorsanız o hafıza kartı orijinal değil. O yüzden bu konulara çok fazla dikkat edin. Bir orijinal hafıza kartıyla orijinal olmayan hafıza kartı arasındaki farklara çok dikkat etmenizi fazlasıyla tavsiye ediyorum. Takıldığınız, merak ettiğiniz her türlü soruyu hemen şu sağ üst tarafta çıkan Instagram adresimden veya yorum kısmından bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar fazlasıyla yardımcı olurum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.